Merhaba, ben Nurcan Seren. Bir YouTube okulu eğitimine daha hoş geldiniz. YouTube'da bugüne kadar elimden geldiğince faydalı eğitimler vermeye çalıştım. Çok sayıda farklı konularda videolar yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. En büyük arzum bu. YouTube'daki videolarım zannedersem 60 tane oldu. Ben bile bilmiyorum artık sayısını ama isim olarak girdiğiniz zaman zaten çıkıyor sayısı. Onun dışında şunu söyleyeyim ben size. YouTube'da farklı farklı eğitim içeriklerine girmeye çalışıyorum. Yani böyle çok aranan içeriklere de girmek gerektiğini düşünüyorum. Bu içeriklerden mesela örnek vereyim. HES kodu günümüzde İstanbul Kartal eşleştirme ile ilgili bir aramalar son zamanlarda çok yapılıyor. Mesela şunlar burada verdiğim eğitimle şunu anlatmam çok farklı ama bunun da nasıl yapıldığını anlatan bir eğitim oluyor bu. Arada böyle farklı konulara girebiliyoruz. Daha önce de anlatmıştım şurada YouTube videolarını hazırlarken YouTube'a video yüklemeden önce 3 çeşit içerik var demiştim. 3 çeşit içerikler, ana içerik, yan içerik ve özel içerikten bahsetmiştim daha öncesinde. Bu doğrudur. Yani bunu bütün YouTuber'lar yapar. Siz de yapabilirsiniz. İleride kanal açarsanız ya da kanalınız varsa bu şekilde devam edebilirsiniz. Bugün benim size anlatmak istediğim WhatsApp ve şöyle gelelim. Şimdi bu konuya neden girdim? Bilgisayardan WhatsApp mesajlarını hızlıca nasıl göndeririz? Bunu anlatacağım. WhatsApp Web masa üstüne nasıl indirilir? Burada zaten tek tek başlıkları ve altında nasıl yapılacağı anlatılıyor. Biz bunu ne için yapacağız? Mesela WhatsApp çok kullananlar için özellikle devamlı yazışan kişiler için bunlar kim olur mesela? Daha aşağı tabakadan da başlayabiliriz. Yani illa çok böyle büyük holding olması gerekmiyor. Mesela emlakçılar, atıyorum araba satıcıları. Çünkü resimler çekiliyor, yüklemeler yapılıyor. WhatsApp gerçekten çok kullanılıyor. Artık yazışanlar oluyor. Yani çok özel yazışmalarda da bunu yapabilirsiniz ama daha çok bu iş yapanlar için çok çok iyi. WhatsApp masa üstünde olduğu zaman bir daha telefonla WhatsApp ile alakalı bakmamış oluyor ve çok rahat bir şekilde WhatsApp'ı kullanmış oluyor. Şimdi WhatsApp hiç masa üstüne indirmeden de biz bunu yapabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Direkt WhatsApp yazıyorsunuz arama motoruna. Bu şekilde önümüze geliyor. Şimdi kullanımıyla ilgili hemen yanda bilgisi var. Şimdi şurayı okuyoruz önce. WhatsApp app'yi telefonunuzdan açın. 2. Diğer seçenekler. Yani normal WhatsApp'a girdik ya. Sağ üstte 3 tane nokta olur. Tamam mı? Ya da bazı kişilerde ayarlar olur. Bu telefonun markasıyla alakalı. Bu sebeple iki tane koymuş. Mesela benimkinde WhatsApp'a girdiğim zaman şöyle bir noktalama var üst üste, sağ üstte. Hani kişiler falan gözüküyor ya hemen sağ üstte. O kısma tıkladığınız zaman WhatsApp Web'i seçin simgesi var. Ben de aynen bu şekilde buraya tıkladığım zaman getiriyorum telefonumu. Şu görmüş olduğunuz yere tutuyorum. WhatsApp Web'i tıkladıktan sonra burayı hemen tutuyorum ve aynı anda ne oluyor biliyor musunuz? Benim telefonumdaki WhatsApp Web'deki tüm kişiler olduğu gibi yani o WhatsApp Web'de ne varsa görüntü olarak elimdeyken aynen çıkıyor. Çıkıyor ve ben buradan istediğim kişiyle yazışabiliyorum. Resim, video, her şeyi gönderebiliyorsunuz yani. Bu şekilde kullanılıyor. Zaten burada da anlatımı var. Şöyle bastığınız zaman burada bunun
nasıl kullanıldı? Bakın 3 noktaya bastı. Başyapıt web'i seçti. Geldi. Buraya tuttu. Az önce gösterdiğim yere tuttu. Ve ne oldu? Açıldı. Buraya tuttu ve açıldı. Bakın sayfası olduğu gibi çıktı. Bu şekilde. Aynen anlatıldığı gibi. Buraya tutuyorsunuz. 3 noktaya bastı. Dalşaf beni seçti. Tekrar ben buraya devamlı geliyorum ya. Yüklemek için tıklayın diye kodu. Ben şimdi anlatırken burası böyle aynen değişti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer başlamak için yardım istiyorsanız ki yardıma ihtiyacınız hiç yok. Yani orada fazla da aslında kafa karıştırmak doğru değil. Bu WhatsApp bizi seçerken hani bir 3 nokta bir ayarlar kısmı vardı. Ben özellikle şuraya girmek istiyorum. 3 nokta Android olan telefonlarda var. Android'de var. Bir de WhatsApp app ayarlara gidin diyor. Kimisinde de ayarlara giderek yapılıyor. Bu şekilde az önceki barkoda doğru tuttuğunuz zaman sadece bu kadar tuttunuz açıldı. Kapatırken de WhatsApp masa üstünde gözüküyor ya bütün kişiler. Kişilerin üstünde gene bir 3 nokta var. Oraya tıklayıp çıkış yaptığınız zaman çıkmışsınız demektir. Çıkışı da bu şekilde yapılıyor. Hatta çıkış yapmayı da şuradan göstermiş. Masa üstünde açtık. Sohbetler listemizin aynen böyle üst kısmında bir menüde yine böyle 3 nokta var masa üstünde açıkken. Oradan çıkışı tıkladığımızda zaten çıkmış oluyoruz. Diyelim ki biz bunu bilgisayarda açtık. Çıkışta yapmayı unuttuk. Bilgisayarımızı da kapattık. Kapattık fakat çıkış yapmamışız. Birisi bize WhatsApp'tan yazdığında normalde telefon elimizde. Biz bilgisayarı kapatmışız ve evden çıktığımızı düşünün. Bir yere gittiğimizi düşünün. Ne yapıyoruz? Eğer o anda aklımıza geldiyse biz buradan çıkış yapmadan bilgisayarı kapattık. Bunu hatırladığımız an telefonumuzu tekrar elimize alıyoruz. Tekrar bilgisayar açmamıza gerek yok. Tekrar 3 noktaya basıyoruz. Orada WhatsApp web'den tıkladığınızda tüm ayarlardan çık diye bir seçenek geliyor. Unuttuğunuz vakit telefondan da bu şekilde yine aynı 3 noktaya basıp hepsinden çık dediğin zaman telefonun gene eski haline gelir. Eğer unutmazsan da masa üstündeyken menü kısmında sohbetler listesinin üstündeki menüde 3 noktaya tıklayıp çıkış yaptığında zaten telefonun gene eski haline dönüyor. Bunu çok kişi kullanıyor. Kırtasiyelerde de bu kullanılıyor. Okullar açıldığında göreceksiniz. Bu şekilde masa üstüne alınıyor bazı bilgiler, bazı videolar. Siz ne istiyorsanız bu şekilde yapılıyor. Gerçekten çok faydalı. Bunu bilmenizi istedim. Umarım faydalı olmuştur. WhatsApp app'i kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer ki çok kullanıyorsanız, ki şahsen ben çok kullanmıyorum kendi adıma konuşayım. Benim fazla da bir WhatsApp'la işim olmuyor. Ama bilgisayardan olması daha güzel. Çünkü ben bilgisayara daha fazla hakimim. Elle yazdığım zaman çok böyle hızlı değilim. Çünkü fazla böyle yazışmalarım falan olmuyor benim. Bu sebeple çok fazla kullandığımı söyleyemem. Ama şahsen böyle hızlı yani devamlı kullanmak zorunda olsaydım ben bunu masa üstüne indirirdim. Masa üstünden ben bunu kullanırdım. Bu daha iyi. Bugün anlatmak istediğim bu. WhatsApp app bu şekilde çok kolay bir şekilde telefonunuzun 3 nokta kısmından kesinlikle barkod kısmına gelerek şöyle yapayım ben. Tekrar geleyim. Barkod kısmına gelerek yapabiliyorsunuz. Şu şekilde çıkıyor 3 nokta ve telefonunuzu direkt aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi, bakın zaten anlatmış. Buraya tutuyorsunuz ve açılıyor. Hepsi bu. Açıldığında çıkmak istediğinizde tekrar menü üst kısmında 3 noktaya basıp çıkış yapabiliyorsunuz. Anlatmak istediğim WhatsApp'la ilgili bugün bu.
Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.